Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel vel ve la aqibetu lil muttaqin. Ve la aduvan illâ la zalimin. Ve salatu ve selâmü alâ seyyidinâ ve nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn Bugün ilmin her Müslümana farz olması hakkında konuşacağız inşallah. Bu konumuzun başlığı aslen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hizmetkarı olan, hizmetini yapmış bulunan güzide eshabından rivayet edilen bir hadisin parçasıdır ki Enes İbni Malik radıyallahu teala an Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle bu rivayet etmişlerdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Utlubul ilme velev bis İlim Çin'de dahi olsa onu edininiz. Fe inne dalebel ilmi feriyvatun ala külli müslim. Zira ilmi talep etmek her Müslümana farzdır. Tabi bu İslami bir teşvik, İslam dininin peygamberinin bizlere vermiş olduğu bir öğüt. O yüzden biz evvelce İslam'ın ilim dediğinde neyi kastettiğini bilmemiz gerekmektedir. İlim nedir? İlim doğruya götüren bilgidir. İşte bu hadis-i şerifte de doğruya götüren bilgiyi edinmenin önemi bizlere söylenmiş, haber verilmiştir. İşte kim ki doğruya götüren bir ilmi velev ki bu sadece Çin'de dahi olsa onu alması emrolunmuştur. Demek ki ilim edinmek İslam'da şu anlamı ifade etmekte. Doğru bilgiyi, doğruya götüren bilgiyi, doğru ve dürüst kılan bilgiyi edinmektir. İlim tahsil etmek. İşte bu böyle bir ilim sadece Çin'de tahsil edilebiliyorsa Resulü Zişan Aleyhisselatü Vesselam onu gidin, oradan tahsil edin diye, diyerekten önemine vurgu yapmıştır. Tabii ki hadisin ikinci parçasında ise ki bugünkü dersimizin konusu fe inna talab el ilmi fariyatun ala kulli muslim zira ilim edinmek her Müslümana farzdır. Fariyat kelimesinden fıtri bir vazifedir alırsak ilmin bütün kısımlarını içine sokmuş oluruz. Ama farzdır alırsak sadece farz ilmi içine sokmuş bulunuruz. İşte biz dedik ya ilim nedir? İlim doğruya götüren bilgi. İşte götürdüğü o doğrunun elzemiyetine göre de ilmin dereceleri tespit edilmiştir İslam'da. Olmazsa olmazsa farz kılınmıştır, vacip kılınmıştır, edinmesi çok yararlıysa sünnet kılınmıştır, mustahap kılınmıştır edinilse de edinilmese de fark etmezse mubah kılınmıştır. Bir de tabii ki bazı bilgiler vardır ki buna ilim demek dahi doğru kaçmayaz. Bunlar kötü bilgiler, zararlı bilgilerdir ki bunları edinmek haram, mekruh gibi kısımlara ayrılır İslam dininde. İşte edineceğimiz bilgi olmazsa olmazsa kısımdansa ilmihal gibi mesela herkesin bilmesi gereken durumuna ait olan hallerse bunu edinmek her Müslümana farzdır. Farzlarda da tabi kısım kısımdır. Farzı kifayi olan ilimler de vardır. Bazı zümrenin bilmesi gereken. Biz tabi bir de şöyle bir hataya düşürüyor, düşüyoruz. İlim deyince sadece namaz bilgisi, oruç bilgisi, zekat bilgisi bununla sınırlıdır zannediyoruz. Öyle değil savaş bilgisi, cihat bilgisi, teknik, teknoloji bilgiler, hastalık, tıbbi bilgiler. Bunların hepsi İslam'ın farz kılmış olduğu ilimler kısmındandır ki bunların kendi uğraşanları açısından nedir bunlar? Farz-ı kifayi olarak İslam'ın fertlerine farz olarak öngörülmüştür. Yani mutlaka Müslümanların içinde bir kısım tıp ile uğraşacak, Mutlaka Müslümanların bir içinde bir kısım teknolojiyle uğraşacak. Mutlaka Müslümanların içinde bir kısım cihat, savaş ilmiyle uğraşacak. Zira Allah Celle Celaluhu bir ayeti celilesinde düşmanlara karşı bir hazırlık onları men edecek. Onları sizlere saldırmaktan alıkoyacak bir hazırlık her daim yapınız emretmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise daha 1400 sene evvelinde bu hazırlığın ele inne uddetar ele inne ele dikkat edin hazırlık atmaktır dikkat edin hazırlık atmaktır dikkat edin hazırlık atmaktır buyurmuştur yani bizler sadece İslamiyetin Bizim uhrevi taraftaki vazifelerimizi emir buyurduğunu, onlarla ilgilendiğini düşünmemiz bunlar yanlış bir düşünce olur ki bütün işlerimizle, bütün hallerimizle İslamiyet ilgilenmekte ve gereğini eğer elzemiyetine göre olmazsa olmazsa farz kılmış, farz olarak bizlere vazife ilemiştir veya sünnet olarak Güzel bir şeyse, güzellik katan bir şeyse sünnet olarak bizlere emre ilemiştir veya hiçbir etkisi yok, zararı da yoksa mubah olarak bizlere bırakmıştır. İşte bu bilinç de bizlerin ilme yönelmesi, İslam tarafından bizlere emrolunan bir emir, peygamberimiz tarafından bizlere teşvik edilen, tavsiye edilen bir düsturdur. Ve Allah Celle Celaluhu bu uğurda Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyuruyor ki قُلْ هَلْ يَسْتَوِلْ لَذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُلُولَ الْبَابِ Sadakallahu'l-Azim <الْعَظيمُ> Söyle Habibim Onlara de ki Bilenlerle bilmeyenler hiçbir olur mu? İşte bilenlerle bilmeyenler hiçbir zaman bir olmayacaktır. Bilenler her daim nitelikli olacak ve Allah tarafında değer kazanmış kişiler olacaklardır. Peki bilenlerden kasıt nedir? Alimler, ilim ehli, doğru bilgiyi edinenlerdir. İşte doğru bilgiyi edinenler, burada tabi Arapça gramerini bilenler için fiil muzari, istimrara delalet eden bir kelime vardır. Yani devamlı bu hüküm devam edecektir. Dün de öyleydi, bugün de öyle, yarın da öyle olacak, kıyamette de öyle olacaktır. Kabirde de öyle olacaktır. Bilenler her daim bilmeyenlerden daha üstün tutulacaktır. Doğru bilgiyi edinenler ve o doğru bilginin gereğince eyleyenler. Zira İslam dini doğru bilgiyi edinmeyi ameli olarak edinmek, amele dökmek için edinmeyi öngörür. El ilmu bila amelin keşşeceri bila temer kaidesiyle Amelsiz ilim meyvesiz ağaca benzer. İşte bizler doğru bilgini için ediniyoruz. Doğru bilgiyi amele dökmek için. İslam dini bilgide ameli olan kısmını emir buyurur. Ve o yüzden yapması ağır, eylemesi zar, yani zararlı olan bir bilgiyi edinmeyi de yasaklar. Bizler doğruya götüren, doğruya vardıran ilimleri edinmekle mükellef kılınmışız. Ve bu doğruya getirdiği bu doğruların elzemiyetine göre de ya ilim bize farz oluyor edinmesi, ya vacip oluyor, ya sünnet oluyor, ya mustahap oluyor, ya mubah kılınmış, bırakılmış oluyor ya da haram veya mekruh olan kötü bilgilerden oluyor. Zira biz öyle bir dinin mensubuyuz ki bizim ilk emrimiz nedir? İkra. Oku. Niçin okuyoruz? Bilgiyi, doğru ilmi edinmek için okunuyoruz. Zira okumak bir ilim edinmek içindir. Doğruyu öğrenebilmek, hakikate varabilmek içindir. Ama burada tabii bir eksik anlatımımız söz konusu da olabiliyor. İkra derken her önüne geleni oku değil. İkra, Bismi Rabbi halak. Seni yaratan Rabbinin adıyla oku. Rabbinin adına oku, onu hoşnut etmek için oku anlamında bir okumaktır. O yüzden doğruyu okumalıyız. Doğruya götüren bilgiyi edinmeliyiz ve böyle bir bilgiyi edinmek bizlere farz kılınmıştır. Ama yanlışa götürecek bilgi kesinlikle bizlere onu edinmek haram kılınmış bir bilgidir. Zira bilgi yeri gelir nur olur, kişinin önünü açar, yol gösterir, basiretine basiret katar. Böyle bir bilgi işte onu edinmek farz kılınmıştır İslamca. Ama öyle bir bilgi vardır ki kişiye ön yargı olur. Önünü keser, yolundan eder, yolda kalmasına sebep verir. İşte böyle bilgileri edinmek de İslam'ın caiz görmediği, izin vermediği bilgilerdir. O yüzden neyi edineceğimizi de öncelikle İslamiyete göre tespit etmemiz, belirlememiz lazımdır doğru bilgiyi, doğru ya götüren bilgiyi, kişiyi doğru kılacak, dürüst kılacak bilgiyi öğrenip, tespit edip, onu elde edip tahsil etmenin yollarını aramamız lazımdır. Ve böylelikle de kötü bilgilerden doğru bilgileri ayırıp doğruyu hakkıyla bilmeyi kendimize meleke haline getirmemiz lazımdır. İşte İslam bize bunu ta 1400 sene evvel peygamberi vasıtasıyla teşvik etmiş ve bu şekilde bizlere emir buyurmuştur. Peki doğru bilgi nedir? Bunu ben nasıl tespit edeceğim dersek, onu da şöyle en kısasıyla izah etmek gerekir ki, senin hallerini düzeltiyorsa öğrendiğin ilim, o bilgi sana karakter katıyorsa, seni Rabbine yönlendiriyorsa, Rabbini tanımana bir değer, bir vesile oluyorsa işte o doğru ilimdir. Zira Allah Celle Celaluhu okuduğumuz ayeti cellede bilenlerle bilmeyenler bir midir sorduğunda tabii ki bil değildir demek istediğinde onun evvelinde şöyle buyurmaktadır. Emmen huve qanitun ana el-leyli sajidan ve qaima yahderu ahirete ve ahiret endişesinden Rablerinin rızasını umdukları için Gecelerin o derin vakitlerinde secdeye varıp kıyamda duranlar ile diyor. Diğerleri bir olur mu? İşte bilenlerle bilmeyenler bir olmaz. Bilen kişiler hakikatli işler eylerler. Hakikatli olurlar. Doğru işleri, doğru şeyleri, kıymetli şeyleri yapma derdinde bulunurlar. Amel edecekleri tatbik edecekleri ilimleri tahsil ederler ve onlarla amel edip onları tatbik edip hem dünyalarını mamur hem de ahiretlerini imar ederler. İşte bu şekilde bizler de ilme yönelmeli, doğru bilginin peşinde olmalı, öğrendiğimiz ilimlerle de amel edip onları tatbike koymalıyız. Zira amelsiz bir ilmin de kişiye faydası yoktur ki İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurur. Bugün bildiklerin eğer seni Allah'a kulluğa yönlendirmiyor ve ona isyandan uzaklaştırmıyorsa o bildiklerin yarın yağmur Kıyamet'te seni cennete yönlendirip cehennemden de uzaklaştıracak değil. İşte biz bugün öyle bilgiler edinmeliyiz ki bu tıp bilgisi de olsa o tıp bilgisiyle Rabbimizi bulmalı, Rabbimizin büyüklüğünü görmeli bu teknik bir bilgiler olsa Rabbimizin nelere kadir olduğunu oradan keşfetmeli, hepsini bir ayat olarak görmeli, Rabbimizi gösteren nişaneler olarak bilmeli ve bu şekilde ibret gözüyle bakıp ibret alabilmeli ve bunu İslam'ın hizmetine sunabilmeliyiz. Biz böyle yaparsak hakikatli ilmi edinenlerden, hakikatli Müslümanlar oluruz ki o zaman işte Peygamberimizin buyurmuş olduğu ilmi talep edin öğütünün hakkıyla yerine getiren bireyleri bulunuruz. Rabbim hepimizi hakiki ilmin peşinde koşanlardan, onun için çaba sarf edenlerden eylesin.